Sevgili YouTube takipçilerim, tekrar herkese merhabalar. Umarım iyiyizdir. Evet, bugün tatilin arkasından borsamız yarın yine faaliyetine başlayacak. Biz yine teknik analiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Ki ekranımızda standart yasal uyarı, kesinlikle burada al sat tut yönünde bir tavsiye yapılmamaktadır. Bu uyarıyı dikkate alın arkadaşlar. Sonra vay efendim şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Herkes kendi aklıyla, iradesiyle ölçecek, tartacak, biçecek. Kendisi son şekli verecek arkadaşlar. Teknik analizlerine bakacak. Yani kendisi bilmiyorsa bizden faydalanacak. Sadece bu yeterli mi? Değil. Temeline bakacak, bilançosuna, haber akışlarına, genel piyasaya bakacak, yurt dışı piyasalar yeri geldiği zaman bakılacak. Vesaire vesaire. Onun için arkadaşlar, %100 geçerliliği olan veyahut da geçmişte sağlamış olduğumuz bir başarıdan dolayı, teknik analiz çalışmamızdan dolayı her yaptığımız analizin de %100 doğru olacağı gibi bir kanıya da kesinlikle kapılmayın. İnsan şaşar, beşerdir, şaşar. Onun için siz buradaki risk bildirimini, ekranımızdaki SPK tarafından istenilen uyarıyı iyi okuyun arkadaşlar. Onun için negatif bir durumla karşılaştığınız zaman kesinlikle sistem yapmayın. Elinizi kafanıza koyun. O zaman kendi kendinize düşünün. Ben nerede hata yaptım diye. Yoksa hiçbir zaman için başkasına biz oluruz, başkası olur. Suç atmayalım arkadaşlar. Biz hepimiz aklı selim insanlarız. Onun için ölçme ve tartma yetisine sahip insanlarız. Bunun için de lütfen yasal uyarılarımızı dikkate alalım. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devam etmesi için birazcık desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla da videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz, ki çoğunuz abonesiniz ama %50'lik izleyenlerin abone olmadığını görüyorum. Kanalıma abone olmayı, mümkünse de bir tanecik de yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Evet, bir tane de yorum yapın ki kanalımız üst sıralara çıksın arkadaşlar. Ve yine beğen butonuna da basarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Beğenmiyorsanız da tabii aşağı doğru parmağı eğebilirsiniz de. Sıkıntı yok arkadaşlar bu konuda. Evet. Şimdi sırasıyla hisselerimize bakalım. Ki hisse değerlendirmemizde zaten biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Aşağı yukarı negatif ve pozitif senaryolar ayrı ayrı çiziyoruz, sunuyoruz. Ki burada yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olalım. Yani burada iki senaryoyu da çiziyoruz. Oluşabilecek bazen 3 senaryo, 4 senaryo duruma göre formasyon içinde formasyonlar çıkabiliyor. Yani vesaire vesaire. Bir de incelemelerimizi yaparken arkadaşlar günlük bazda ve haftalık bazda baktığımız grafikler tabii ki birazcık böyle en azından şöyle orta vade diyelim. Örneğin haftalık bakıyorsak veyahut da günlük bakıyorsak şöyle birkaç haftalık sonrası için ne olabilirin tablosunu çıkartmaya çalışıyoruz. Geri geliyor 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık bakıyoruz ki bunlar da gün içi trade etmek isteyenler için aslında bir imkan sunmuş oluyoruz. Bir de bir hareketin kıvılcımı tabii ki saatlik grafikten başlar. Saatlik, günlük, haftalık, aylık şeklinde gider arkadaşlar. Ki zaten haftalık ve aylıkta da çöküş başlarsa daha büyük çakılmaları görebiliriz. Yani biz düşen trend içerisinde de 5-10 dakikalık grafiklere bakarak da o tepkilerden bir şeyler elde edebiliriz. Ama dediğimiz gibi buradaki zaman dilimi ne kadar daralırsa o kadar kısa sürede trade mantığını gidiyoruz. Uzun süreli baktığımız günlük, haftalık, aylık onlar da biraz uzun soluklu değerlendirme anlamına gelir arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar soruyor hocam 30 dakikalıkta destek direnç çiziyorsun farklı. Günlükte destek direnç çiziyorsun farklı. Aylıkta destek direnç çiziyorsun farklı. Tabii ki farklı olacak arkadaşlar. Yani bunların aynı olması düşünülemez. Burada da sizin stratejiniz yani ne kadarlık bir yatırımcısınız? Günlük al sat mı yapıyorsunuz? 2-3 günlük mü? Haftalık mı? Aylık mı? Yıllık mı? Ona göre kendiniz zaman dilimlerini değerlendirerek ölçecek, biçecek ve bir kalıba şekle kendinizi oturtacaksınız arkadaşlar. Evet. Bu kadar gevezeliğin arkasından Garan hissemizle başlayalım. Evet. Şöyle bakıverdiğimiz zaman ilk dikkat çekici özelliğin MACD indikatörü ve göreceli güç endeksi olduğunu görüyoruz ki bunlarda da arkadaşlar
biraz negatife doğru bir kaymanın, örneğin göreceli güç endeksi, bakınız. Burada arkadaşlar bakınız kırılım gerçekleşmiş. Buraya dikkat. Onun dışında yine hissemiz, bakınız, yükselen kırılmış. MACD indikatörü her an satışa gelebilir. O zaman ne yapıyoruz? Bu endeks hissemizi iyi takip ediyoruz arkadaşlar. Parabolik sara bakalım. Bakınız parabolik sar da her an satışa geçebilir. Yani yarın için, cuma günü için eğer negatif bir tablo oluşur, şu mavi çizgi, bakınız parabolik sar dediğimiz çizgi üste çıkarsa bu da bir satış vermiş olacak teknik anlamda. İçimoku bulutu kısmen mavinin kırmızıyı kesmesi bir olumlu sinyal olarak algılanabilir. Yani burada dip artık yavaştan bitmeye başladı diyebiliriz. Ama düzeltmeler gelecektir. Örneğin bakın şurada mavi kırmızıyı kesmiş. Bakınız şu şekilde gösterelim. Bakınız şurada kesişme gerçekleşiyor. Ve bakınız kesişmeden sonra tekrar şöyle bir düzeltme. Kanal tekrar bulutun içerisine girme. Şimdi burada da bakınız mavi ve kırmızı kesişmiş arkadaşlar. Tenkan-sen ve Kijun-sen çizgileri kesişmiş. Yukarı gidip tekrar aşağı geliyor. Buradan artık ne zaman bir toparlanma görüp şöyle bulutun içerisinde bir hamle görürsek diyeceğiz ki tamam, artık bir sinyal aldık buradan. Bulut zorlanmaya başladı. Buluta bir hamle, bir baskı başladı. He. Tabii bu yeterli mi? Değil arkadaşlar. Kısmi bir yorum. Bizim için asıl bulutun üzerine 60 olması gerekli. Yani İçimoku bulutu anlamında baktığımızda bulutun üzerine 60 olması lazım. Bulutun altında halen nedir? Satıştadır. Evet. Şimdilik takibini bu şekilde sağlayalım arkadaşlar. Yani düşen kırılmış, pardon yükselen kırılmış. Yani bu noktada biraz negatif. Parabolik sarat bakalım. MACD indikatörü kesişim gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi, ona bakalım. Göreceli güç endeksi negatif. Yani burada şimdilik negatif bir tablo birazcık oluşmuş gibi. Dikkatli olalım. Gün sonu kapanışını arkadaşlar, bakınız gün sonu kapanışı 8.60'ların üzerinde pozitif bir değer kazanabilir. Evet, 8.64'ler üzerinde pozitif değer kazanabilir. Şimdi daha aşağıdaki düşüş öngörülerinde sırasıyla desteklerimiz, tamamen gün sonu kapanışını baz alarak bunları çiziyorum arkadaşlar. 7.53, 6.90 şeklinde de destekler baz alınarak takip edilebilir arkadaşlar. Evet. Negatif ağırlıklı bir durum söz konusu, umarım fazla uzun sürmez diye düşünelim arkadaşlar. Yani ne diyelim şimdi? Yani biz bunu da yukarı yönlü zorlayamayız. Negatifse negatif. Teknik neyse o. Dediğimiz gibi arkadaşlar bakın 8.63 seviyelerin üzerine, bakın şuralardan şöyle gelip bir atak yaparsa ne ala. Evet. Burası 8.60 diyelim arkadaşlar. Önemli bir direnç noktamız. Aşağıda desteklerimiz 7.50, 6.90. Evet. Bu şekilde takip edelim Garan'ın. Evet. Saatliğine bakalım bir de. Ki daha önce çizmiş olduğumuz günlükteki, bakınız o yükselenin kırıldığını burada daha net göreceğiz ve farklı şeyleri de göreceğiz arkadaşlar. Bakınız. Trend mantığı. Oldukça net değil mi arkadaşlar? Yani sen bir hissede trade ediyorsan, al sat yapıyorsan, aç bir saatlik grafiği. Bakınız. Destek, ikinci destek, üçüncü destek. Demek ki bu çizgi çok önemli arkadaşlar. 3 kere buradan dönmüş. Ama ne yapıyor? Dördüncüde bakınız. Yukarıya dönememiş. Eğer dönmüş olsaydı burada bir alım fırsatı doğuracaktı. Ama dönemiyor. Ne yapıyor? Bakınız çizgimizin altına sarkmış. Bu bir satış sinyalidir. Sadece yetmemiş bu arkadaşlar. Bakınız bir de şu bölgenin
altına da attığını düşünürsek negatif bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu burada görebiliriz. Yani burada ortalama olarak şöyle çizelim. Hatta gösterelim şu şekilde. Arkadaşlar 8-12. Bakın 8-12 bandının altı tehlikeli. 8-12'nin altı tehlikeli. Buraya dikkat edelim ve takip bu şekilde sağlayalım. 8-12'nin altı tehlikeli. Bakın şuradaki bölüm bizi yanıltacak noktalardan bir tanesidir. Bakın şu alan içerisinde işlem yapmak, yani işin nereye gideceğini bilememektir arkadaşlar. Burası tamamen tarafsız bölgedir. Şimdi buradan gelir gider gelir gider hop aşağı dönebilir. Veyahut da yukarı gider, bakın şuradan tekrar düşüş onayı alır aşağı gider. Yani burada fazla oynamamak lazım bu alan içerisinde. Ha, gelir gelir yukarıya gider. Artık şu bandın üstüne tekrar atar. Tamam eyvallah dersiniz. Zaten şuradan gelen bir destek çizgisi çalıştı yukarı yönlü. Burayı baz alarak destek alarak yola devam edersiniz. Burası da 8-12'nin altı da kırıldıysa birazcık mola vermekte fayda var diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, yani fazla da akıntıya karşı yüzmemek gerekir. Yani kendinizi akıntıya verip gitmek lazım arkadaşlar. Yoksa tersine tersine gitmek veyahut da yürüyen merdivende tersine hareket etmek ne kadar mantıklı değilse sizin de burada yani akışına göre hareket etmeniz lazım arkadaşlar. Lütfen bunu yapalım. Bu teknik bilgileri kendimiz çizimlerle test edelim. Ellerimiz alışsın bu şekilde. Mutlaka kazananlardan oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Garan hissesine neredeyse 8-10 dakika ayırdık. Böyle bir hisseye de normaldir arkadaşlar. Evet. Diğer bir hissemiz. Tofaş otofabrikaları. Evet. Önce günlük grafiğimizi açalım. Evet. Şu şekilde açtık arkadaşlar. Hemen şu yelpazeleri bir atalım şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yelpaze çizimine göre bakacak olursak, bakınız hareketin başladığı nokta burası. Bir. Diğer bir noktamız, bakınız şu bölge. Şimdi buralarda gel gitler yapabilir ama bakınız çizginin altındaki olası sarkmalar, şöyle ortalama 19-50 seviyeleri arkadaşlar, bakın 19-50 seviyeleri altında bu da tehlike sinyallerini çalmaya başlar. Evet. 19.50 üzerinde tehlike sinyallerini çalmaya başlar. Buraya dikkat edelim. Şöyle yukarıda ortalama 20-30 bantların üzerinde de kalıcılık sağlayabilirse yukarı doğru en azından şu şekilde bir hareketi bakınız, devam ettirebilir. Yani 19.50 bizim stop noktamız, destek noktamız. Şurada 20-50 bandı yine direnç noktamız. Eğer bu seviyenin üzerine atabilirsek şuralara kadar, bakın 22 bandına kadar bir hareket olur ama burada da yine güçlü bir direnç bizi bekler. 19.50'nin altında geleceğimiz destek noktası burada 18.40 bantları arkadaşlar. Bakın 18.40'lar burada. Daha aşağıda ise 15-16 bantlarında bir destek çizgisi
bizi bekliyor olacak. Evet. Hemen indikatörlere baktığımız zaman burada MACD indikatörü hafiften bir kıvrılma belirtisi gösteriyor. Buraya dikkat etmek lazım. Ve 1 saatlik grafiğine bakalım. Evet. 1 saatlik grafiğimizde de yine bizim burada önem biçtiğimiz nokta şu destek bölgesi ki şimdilik bu seviyenin üzerindeyiz. Yani şöyle baktığımız zaman ortalama 19.80 bantları evet 19.80 bandını saatlikte destek alarak takip etmeliyiz sevgili dostlar. Bu seviyenin altında kanal dışına taşmış olacağız teknik olarak. Evet. Buraya da geçelim arkadaşlar. Diğer bir hissemiz. Türk Traktör. Evet. Yine burada takip edeceğimiz nokta bakın şu seviyeler arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 52.5 altlarında kanal altına destek çizgisi altına sarkacağı için sıkıntı doğurur. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bakın şöyle bir tabloyla karşılaşmamak için bu seviyenin altını iyi gözlemleyin. 52.5 bantları altı tehlikeli gözüküyor. Dikkatli olmakta fayda var diyoruz Türk Traktör için. 52.50 seviyelerin altı tehlikeli. Yine yol alabilmek için şöyle baktığımız zaman ortalama 54-55 bandı üzerinde tutulması gerekli sevgili dostlar. Eğer 54 bantları üzerinde tutunabilirse de 60 TL 61 TL bantları yine tepe bandı bakınız burası karşımıza çıkar. 50-50 bizim için önemli destek seviyesi. Bu seviyenin altı riskli arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayınız. Şöyle çizdiğimiz zaman şurada ortalama sarkmalar. Söylediğim gibi işte 52-70 saatlikte de ortalama bir destek çizgisi anlamına gelir. Siz bu şekilde takip edin arkadaşlar. 52-50 bantları altı sıkıntılı. Takibini ona göre sağlayın. Evet günlük kapanışını bu seviyenin altına yaptığı takdirde sıkıntılı. Kars'ına bakalım. Evet 1.65 ve 1.74 şeklinde sırasıyla direnç noktalarımız takip edilebilir. Daha önceki zirve noktalarımız da ortalama 2 TL bantlar arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğiniz husus şöyle biraz da büyütelim. Bakın şu şekilde 1.65'lerden olası bir geriye dönüş. Yani buraya gelip gelmeyeceğini de bilmiyoruz ama gelebileceği bir nokta, önemli direnç noktası 1.65. Yani şu şekilde geriye salıp bu bandın altına sarkar ise bu 1.48 olur, 1.50 olur artık. Buralar önemli sevgili dostlar. Buralar değişir. Yani ortalama 1.48 bantları stoplu
takip edilmeli. Yani stop loss derken bu seviyelerin şuradan çizilen çizginin altına düşmesi gerekir arkadaşlar. Evet. Yani bu şekilde bir düşüş geldiği zaman aşağıda 1.40 yine destek vazifesi görecektir. Sırasıyla burası da takip edilebilir. Bakın daha önceden kaynaklı 1.40 seviyelerde yine bir destek noktamız olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Evet. Desteklerimiz sırasıyla 1.48, 1.40, direnç noktamızda sırasıyla 1.65, 1.74, 2 şeklinde takip edilebilir. Şimdi saatlik bazda baktığımız zaman hareketli ortalamaların tıkır tıkır işlediğini görüyoruz. En azından buradan yeşil ve sarı çizgimizin bakın şu şekilde takip edilebilir 60 dakikalık grafik bazında. Şu yeşil ve sarının şu kırmızının altına sarkması halinde artık negatif bir atmosfer oluşabilir arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı yok hareketli ortalama bazında. Yani şöyle bir noktaya gelip yukarı da verebilirler ama kırmızı seviyenin altına düşerse bu kadar hızlı yükselişten arkasından bir satış gelebilir arkadaşlar. Buraya dikkat etmek lazım. Yine MACD indikatörü hafiften satışvari duruyor ama bizim için en önemli özellik saatlik bazdaki grafikte göreceli güç endeksi arkadaşlar. Bakınız göreceli güç endeksimiz burada tam sınırda. Eğer saatlikte burası aşağı kırılırsa bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Şöyle göreceli güç endeksi ortalama 60 bantlarının altında riskli gözükmekte arkadaşlar. Aksene bakalım. Aksa Enerji. Evet, bu bölgelerde bir baskı oluşabilir. Buralara dikkat edelim. Yani bu baskı unsuru bakınız şurada iğne uçları da birazcık büyümeye başlamış. Bu bölgeden olası bir geri çekilmede tekrar yani 3.30'lu bantları test edebiliriz. Ama bu trend içerisine gittiği müddetçe de yönü yukarı arkadaşlar. Teknik olarak o kadar da amşan bir değer kaybeden birisi olarak görmüyorum. Yani epey toparlamış aslında. Nereye gelmiş arkadaşlar? Bakınız 2.80'lerden neredeyse 3.80'lere kadar çıkmayı başarmış. Umarım devamı gelir ama bu bölgede dikkat edin. Aşağı doğru çekilmeler. Bakınız çizgi grafik üzerinden gösterelim burayı da. Bakın şu seviyenin altı ki tam da o bölgelerdeyiz arkadaşlar. Bakın 3.62 altındaki kapanışlar tehlikeli arkadaşlar. Ona göre takibini sağlayın. 3.62'nin altında günlük kapanışlar tehlikeli. Evet. Takibini bu şekilde sağlayalım. 3.62 altı risk barındırır. Evet. Şimdilik hisselerimiz bu şekilde. 5 adet hisseye destekleri, dirençleri ölçüsünde baktık. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Ki faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin sevgili dostlar. Bu da sizlerden bizim acizane ricamız. Lütfen bu ricamızı kabul buyurun. Birazcık dilencilik yapar gibi olduk ama. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Akşam saatlerinde tekrar akşamın ilerleyen saatlerinde tekrar yeni bir video sizlere paylaşmış olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.